Bu videoda güzergah boyunca malzeme serimi yapılan bütün projeler ve tüm çalışmalarda kullanılabilecek röle ve kontrol özelliği ile ilgili hazırladığım eklentiyle kullanıcıya sunulmuş oldu. Çizim ekranında bir güzergah, profil ve serimi yapılan malzemenin kontrolünü yapmak amacıyla yapılmış olan röle ve ölçmelerinden elde edilen noktalar bulunuyor. Her kesitte 3'er okuma yapılmış. Genellikle bu tür çalışmalar Excel'de yapılıyor. Sivitirdiğin içerisinden çıkmadan da bu kontrolleri yapabiliriz. Hazırlanan röle ve kontrol tablosunu farklı formatta kaydedebiliriz. Temel mantık Excel'de yapılanlarla aynı. Belirli aralıklarla kilometre ve offsetlerde design kodu, sahada yapılan ölçmelerle elde edilen noktaların kodları ve bunların farkı. Tabii bu farklar tolerans dahilinde mi? Onları gösteren bir tablo. Eklentiyi çalıştıralım. Kesit editörü. Şu butona tıklayalım. Karşımıza bir pencere geliyor. Sol tarafta güzergah seç yazılı. Ekranda zaten bir tane güzergah olduğu için direkt bunu seçiyorum. Bunu seçtiğimde otomatik olarak profiller listelendi. Bu güzergahta olan profiller listeleniyor. Bunu seçtim. Seçtikten sonra bu güzergahın baş ve son kilometreleri buraya otomatik olarak doldurulmuş oldu. Bu örnekteki röleveler 45.700 ile 46.600 kilometreler aralığında. Kaç metrede bir röleve kontrolü yapılacaksa onu buraya yazıyoruz. Bu çalışmada 10 metrede bir olsun. Röleve tablosu, tablonun başlığı, buraya istediğimizi yazabiliriz. Burada da dever veya sabit eğimlerin kullanılacağı opsiyon bulunuyor. Tablomuzda dizayn kodları bulunacağı için bunların hesaplanmasını buradaki verilerle sağlıyoruz. Sabit eğimler bu şekilde default olarak geliyor. Biz bunları kendi projemize uyarlayabiliriz. Burada sıfır offsetinde bir sütun bulunuyor. Biz buraya daha fazla sütun ekleyebiliriz. Sütun ekle butonuna ardışık bir şekilde basarak sütunların eklenmesini sağlayabiliyoruz. Yeni sütun offseti 1 metre olduğu için 0-1-2 şeklinde gitti. Dilersen ben bunu 0.50 yazarsam farklı artımla bu sütunları ekleyebiliriz. Bir tane daha ekleyelim. Bu 0, 1, 2, şu 3 olsun. Bu da 6 olsun. 5 tane sütun ekledik. Dilersek bu offset değerlerini buradan değiştirebiliyoruz. Ardından kilometre listele butonuna basıyoruz. Belirtilen kilometreler arasında istediğimiz sıklıkta tabloyu oluşturduk. Design kodları da hesaplanmış oldu. Yukarıda belirtilen offset değerleri ve eğim tanımına göre. Ardından jogo noktaları tarı butonuna basıyoruz. Nokta numarası, kilometre, offset ve kod şeklinde çizim ekranındaki bütün jogo noktalar burada listelendi. Bazı hücreler kırmızı, bazı hücreler sarı olarak renklendirildi. Çünkü bu belirtilen kilometre aralığında olmayan ve şurada belirtilen toleransların dışındaki değerlere sahip noktalar renklendiriliyor. Örneğin buradaki kilometre belirtilen aralığın dışında olduğu için kırmızıyla işaretlenmiş. Sarı olanlar da tabloda belirtilen offsetlere tolerans dahilinde yakın olmadığını, yani bu toleransların dışında olduğunu gösteriyor. Rölevelerde jalon tutmadan kaynaklı kilometrede ve offsette bazı sapmalar söz konusudur. Tabii bu sapmalar çok düşük olduğu için sanki tam kilometre ve offsetindeymiş gibi kabul edilerek kontrol işlemleri yapılıyor. Buradaki kilometre ve offset tolerans değerleri bu kabul edilebilir sınırları ifade ediyor. Örneğin alım yaparken kilometre toleransı olarak 20 santim dahilindekileri o kilometredeki okuma olarak kabul edildiğini ifade ediyor. Bundan daha büyük sapmalarsa hatalı olarak değerlendiriliyor ve bu değerler kırmızı olarak işaretleniyor. Offset toleransının dışındakiler de sarı olarak renklendiriliyor. Yani bizim yaptığımız ölçmelerin sonuçları bu toleranslar dahilinde olması gerekiyor ki doğru bir kontrol işlemi yapabilelim. Burada bize absürt bir durum var mı? Bunu görmemizi sağlıyor. Kilometre için 20 santim oldukça düşük bir tolerans diyebiliriz. Bunu arttırmamız makul olabilir. Örneğin 50 santim olarak değerlendirelim. Offset'i de 20 santim olarak değerlendirelim. Tekrar jogo noktaları tara butonuna basıyorum. Toleransı biraz da arttırmamız gerekiyor. Bunu 30 yapalım ve tekrar jogo noktaları tara butonuna basıyoruz. Yukarıdan aşağıya doğru bakmaya devam ediyorum listede. Şunlar da tolerans dışı. Normalde bu kadar farklı bir offset değerinin olmaması lazım bu okumalarda. Ama diyelim ki bunlar da kabul edilebilir görünmüş ki bu şekilde alınmış. Diyelim ki bunların da kabul edilebilir offsette olduğunu düşünelim. Yarım metreye çıkartalım bu toleransı. Jogo noktaları tara diyelim. Tekrar bakıyorum. Bunlar kilometre aralığının dışında. O nedenle kırmızı. Bir de şurada 45.700'e ait bir nokta var. Normalde bizim eklediğimiz sütunlarda 19 offset'i yoktu. Fakat projemizde rakortman olduğu takdirde genişlemeler varsa belirtilen offsetlerin dışında gereken offsetler otomatik olarak oluşturuluyor. Eğer bu otomatik oluşturulan değer istediğimiz değerdi ise bunu buradan müdahale ederek değiştirebiliriz.
herhangi bir yazım yanlışı, herhangi bir jalon boyu hatası gibi hatalar mevcutsa hücrelerdeki değerler düzenlenebilir. Ardından tabloya aktar butonuna basacağız. Tabloya bu değerler aktarılırken burada kodu değiştirmeden ötele şeklinde bir opsiyon var. Yani yapılan röleve sanki o kilometre ve offsetteymiş gibi kodunu tam kilometre ve offsete fixle demiş oluyoruz. Eğer bu farklar bizim için önemli boyuttaysa şuradaki opsiyonları kullanabiliriz. Boyuna ve enine eğimli ötele. Belirtilen eğimler ve profildeki eğim dikkate alınarak röleve kodlarında düzeltmeler yapılıyor. Eğer bunlardan birini seçseydik, bakın bütün sütunlarda otomatik olarak bunlar değişiyor. Örneğin bu tabloda en dış kenarda farklı bir uygulama yapılmasını isteyebiliriz. Tekrar kod değiştirmeden öteleyi seçelim. Şimdi tabloya aktar butonuna basabiliriz. Aktarım işlemi tamamlandı. Mevcut kodlar ve dizayndan olan farkları ilgili hücrelere yazdırıldı. Bazı hücrelerin kırmızı olarak renklendirildiğini görüyoruz. Bunun sebebi de kod toleransı değerinin 3 cm olması ve fark değerlerinin burada belirtilen kod toleransı değerinden büyük olmaları. Böylelikle hataların tespitini buradan kolaylıkla yapabiliriz. Eğer tolerans 5 cm yapılırsa bir tek şu değer, bunu ben uydurmuştum, 19. metre offsetine bir nokta eklemiştim. Bu çalışmada her kesitte 3 okuma bulunuyor. Offset 0, 3 ve 6'da okumalar bulunuyordu. Bir tane noktayı ben manuel olarak eklemiştim. Sırf bu tabloda yol genişlemelerinde sütun ekleniyor mu eklenmiyor mu bunu kontrol etmek için yapmıştım. Dolayısıyla kodunu da uydurduğum için proje değerinden oldukça farklı bir değer çıktı. Röleve alırken bazı offsetlerdeki okumalar unutulabilir, atlanabilir. Bu durumda buralara değer interpolasyonu yapılabilir. Örneğin offset 1 ve 2'de okumalarımız yok. Olmadığı halde interpolasyonu hesaplayabiliriz. Boş olan hücre mevcut, kendisine yakın olan iki hücrenin değerleri ve bunların offsetlerini baz alarak interpolasyon yöntemiyle hesaplanabilir. Bunu yapmak için boşlukları interpolate butonuna basmanız yeterli. Ve farkları da yazdırılmış oldu. Eğer yaptığımız çalışmada bir profil yoksa, dizayn yüzeyi varsa kontrol tablosunu nasıl kullanabiliriz? Örneğin kilometre, offset ve eğim değerleriyle hesaplanamayan detaylar içeren bu yüzeyin kontrolünü yapmak için bir alternatif özellik bulunuyor. Dizayn yüzeyi kullan. Bu butona basıyoruz. Bakın buradaki profil seç gitti, yerine yüzey seç geldi. Hangi yüzeyi kullanarak dizayn kodlarının hesaplanmasını istiyorsak onu seçmemiz gerekiyor. Şimdi tabloyu ekranı çizdirmek için tabloyu çizdir butonuna basıyoruz. Herhangi bir yere tıklayabiliriz. Ardından bu tabloyu Excel'e de aktarabiliriz. Şu butona Excel'e tablo aktar butonuna basalım. Şimdi tabloya tıklayalım. Sağ tık yapalım. İsmini kontrol ölevesi diyelim. Uzantısı CSV. Tab delimited. Buradan save butonuna basarak Excel olarak kaydedilmesini sağlayabiliriz. Ve kapatalım. Dilersek Excel'in yanı sıra DWG olarak da bu röleve tablosunu paylaşabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.